Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Dostluğun kolları bir yere kadar uzanır. Ama kardeşliğin ki kalbe dokunur. Şimdi sizi Deniz Bey'le tanıştıracağım. Bakalım Deniz Bey kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Rahatsız olma. Evet. Deniz hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Programımıza başvurdun. Neden, kimden bir şans istiyorsun? Anlat bir de seyircilerimiz duysun. Ben hayatım boyunca hiç ama hiç görmediğim birini görmek istiyorum, tanımak istiyorum. Hiç görmediğim birini. Ünlü biri mi bu, ne? Yok, hayır, aslında ünlü biri değil. Hayatım boyunca bana sürekli mektup yazan biri... ...son 4 aydır bana mektup yazmayı kesti. Ha, bir gönül ilişkisi mi bu? Yok, hayır, aslında öyle değil. Mert abi adında biri. Ha, Mert. Mert abi. Soyadını da bilmiyorsun. Mert. Bilmiyorum. Sadece Mert, evet. Onu arıyorsun. Mektuplarla sürekli yanımda oldu. Benim sürekli ayakta durmamı sağladı bu hayatın zor koşullarında. Sürekli, ama mektuplarımız nedense hep tek taraflıydı. Sen yazmıyor muydun? Ben de yazıyordum ama sürekli o farklı düşünüyordu galiba. Benim sürekli yanımda olmak... Çay içer misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkürler. Sürekli yanımda olduğunu belirtmek istiyordu. Nasıl diyeyim, sürekli benim güçlü olmamı sağlayan bir adamdı Mert abi. Ne zamandır mektup yolluyor? Ben Ayşegül Hanım 7 yaşından bu yana, şu an 21 yaşındayım, sürekli mektup alıyorum. Ta ki bu son 4 aya kadar. Çok merak ediyorum ne olduğunu, bilmiyorum. Acaba başına bir şey mi geldi, çok bilmiyorum, o yüzden... Başka çarem kalmadı, ben de size başvurmak istedim. Annen baban, yani onlardan, annen baban bir şey demedi mi? Yani bu mektuplar nereden geliyor veya ne tür, nasıl mektuplar, tam şeyi bilemiyorum şu anda da. Ben açıkçası Ayşegül Hanım, yetimhanede büyüdüm. Ha. Evet, yetimhanede büyüdüğüm için yani benim tek arkadaşlarım, kardeşlerimdi. Öğretmenlerim ana baba oldular bana. Gece elim ayağım arkadaşlarım oldu. Yetimhaneye mi geliyordu mektuplar? Evet, yetimhaneye geliyordu. 7 yaşından bu yana. Evet, fakat 7 yaşında okumayı bilmediğim için... ...mektupları sürekli oradaki abla ve abilere... ...hani bana bunu okur musunuz gibisinden yanlarına gidiyordum. Mektupları okudular aslında ama bana söylemediler. Çünkü mektuplar şahsa ait Deniz dediler. Ben de o yüzden böyle okumak için o kadar çabaladım ki... Ya, İlk mektubu okuduğunda ne hissettin? Yani neydi mektup, ne anlatıyordu? İlk mektubu okuduğumda aslında bana sürekli hayata dair güçlü olmamı, benim tek olmadığımı belirten mektuplar aldım. Aslında mektupları ben getirdim yanımda. İsterseniz vereyim. Deniz, bunca yıl hiç merak etmedin mi? Tanışmak istemedin mi? Ben sürekli dile getirdim aslında. Dedim tanışalım, görüşelim. Ama o hiç yanaşmadı. Hani hiç bana destek oluyorsunuz. Evet. Hani bir karşılayız. Ha, hiç yanaşmadı. Hiç yanaşmadı. Ha, çok enteresan. Telefonla görüşmek istediğimi söyledim. Buluşalım dedim. Ben seni çok merak ediyorum dedim. Hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Asker olduğunu tahmin ediyorum yazdığı mektuplardan yola çıkarak. Evet. Bir de beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Yani son 4 aydır öyle bir boşluktayım ki. Ben ona bir şey de yapmadım. Anlamıyorum. Hani bir şey olduğundan da çok şüpheleniyorum. Onu kıracak bir şey söylemedim aslında. Ben... Aslında başına bir şey geldiğinden çok şüpheleniyorum. Allah korusun ya. Bilmiyorum. Oku istersen. Deniz, tekrar merhaba. Sana bahsettiğim sınavları kazandım. Artık rahat uyuyabilirsin. Biliyorum orada vakit geçmez. Sürekli gelen kardeşlerin olur tabii. Bir de gidenler. Ama sen ne olursa olsun dik dur, emin. Hayatın nasıl bir şey olduğunu orada tecrübe edeceksin. Ve bunu çok erken yaşta öğreneceksin. Akşamları odanın tavanındaki yaprakların gölgesini ezberleyeceksin. Hep bu gölgeyi mi göreceğim diyeceksin. Ama hayat o odadan ve o tavandan oluşmuyor. Hayata kendine katabileceğin bir tek şey var. O da kardeşlik. Kardeşlerini hiç unutma.
Onlar sana kötü davransalar bile onlara kötü davranma. Şunu bil ki onlar sana bilerek kötü davranmıyorlar. Onlar hayata kötü davranmak istiyorlar. Hırslarını ondan çıkarmak istiyorlar. Ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Ne olur kendini ve onları hoşgörüyle karşıla. Bir gün kendi ayaklarının üstünde durduğunda yanında olmayı çok istiyorum. Seni görmek istiyorum. Ama bunun için daha vaktimiz var. Hele ben bir üniformamı giyeyim, her şey daha güzel olacak. Sırf senin için değil, herkes için daha güzel olacak. Bu mektubu bana 2010 yılında yazmış. Üniforma diyor sadece Deniz, yani asker olduğunu tahmin ediyorum dedi. Yani polis de olabilir, üniformadan bahsetmiş ama. Burada sınavı kazandığından bahsediyor ve diğer mektuplardan zaten asker olduğunu anlayacaksınız. İsterseniz siz bir okuyun diğer mektupları. Olur, okuyayım. Rica ederim. Selamlar kardeşim Deniz. Seni kardeşim olarak görüyorum. Zaten bu hayatta başka kimsem yok. Sana yazdığım bu mektuplar benim hayata tutunmamı sağlıyor. 18 yaşına geldiğinde eğer üniversite okumuyorsan oradan ayrılacaksın ve ne yapacağını bilmez bir halde sokaklarda gezeceksin. Senin bu duruma düşmeni hiç istemiyorum. Acaba kendisi böyle bir şey mi yaşadı? Oradan ayrıldığın gün ben seni kapının önünde üniformamla bekliyor olacağım. Allah'a şükür sağlığım yerimde ve üstlerim beni çok seviyorlar. Ha, üstlerim. Evet. Burada da başka bir kardeşlik duygusu var. Kardeşler birbirini bırakmadığı sürece mutlu olacağını unutma. Kendini bu hayatta yalnız hissetme sakın. Biliyorum bana sorduğun bir sürü soru var. Neden bunlara cevap vermediğimi merak ediyorsun. Ama hepsinin bir zamanı var Deniz. Seni hayal dünyasına sürüklemek istemiyorum. Çünkü gerçek yaşamda hayal diye bir şey yok. Sapsert gerçekler var. Hem de acı gerçekler. Yıkılmamak için yapmamız gereken şey ise dayanışmak ve ayakta kalmak. Ben bir şekilde ayakta kalmayı şimdilik başarıyorum. İaşe bedelleriyle karnımı doyuruyorum. Hatta para bile arttırıyorum. Şimdi senden bir isteğim var. 18 yaşına girdiğin gün yanına bir öğretmenini alarak bankaya gitmen ve kendine bir banka hesabı açtırma. Ve bunu bana göndermen. Benim için bunu yapar mısın? Mert. Peki açtırdın mı banka hesabı? Mert abinin sözü benim için çok önemli. Öğretmenimle hemen bir gün sonra bankaya gittik ve hesap açtırdık. Ama yalnız tek bana yardım ettiğini düşünmüyordum. Çünkü yurda her ay bir koli geliyordu. Onun da Mert abinin yaptığını düşünüyorum. Yani kolin içinden çocukları sevindirecek eşyalar çıkıyordu. Çikolata falan çıkıyordu. Bir çocuk için bunlar süper, muhteşem şeyler. Peki parayı ne yaptınız? Parayı aslında Mert abi bir mektubunda şöyle diyordu. Hiç aklımdan çıkmaz. Parayı dilediğince harcamakta özgürsün Deniz. Ama ben daha çok eğitimine ve kendi gelişimine bu parayı harcamanı istiyorum gibi söyledi. Ve ben de onun dediğini yaptım aslında. Aferin sana. Çeşitli kurslara gittim. Yabancı dil kursu, halk eğitim kurslarına gittim. Sonra kendimi geliştirecek bir sürü şey yaptım aslında. O para bana çok kapı oldu. Ha, daha uzun bir mektup bu. Evet. Kardeşim Deniz, sana bu mektubu koğuştaki ranzamdan yazıyorum. Burada hava çok soğuk ama yüreğimiz çok sıcak. Şu an etrafımdaki ranzalara bir bakıyorum da Ağrı, Edirne, İzmir, Mersin, Urfa, Trabzon, Konya, Ankara, İstanbul. Buradan gelen birçok kardeşim olduğunu görüyorum. Korkmuyorum. Korkuyu bırakalı çok zaman oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen birbirini tanımayan ama birbirlerinin canını korumaya yemin etmiş kardeşlerim var. İşte bu yüzden burası çok sıcak. Soğuk kana işlemiyor. Birazdan hep birlikte operasyona gideceğiz. Tek dileğimiz kayıp vermeden geri dönebilmek. Bir ailem olsaydı bu mektubu onlara yazıyor olurdum ama yok. Benim ailem sensin. İleride ölürsem diye bir mektup yazmak çok zor. Kışlada her televizyon izlendiğinde
insanların birbirini öldürdüğünü, canını yaktığını görüyorum. Müziğin sesi çok diye ya da trafikte yol vermedi diye birbirlerine zarar veriyorlar. Gücü ancak bir kadına yeten erkekler eşlerine şiddet uyguluyor. Tarlasının 2 metresini komşusu işgal ettiği için taşlı sopalı kavgaya karışıyor. Cebindeki 10 lira için insanlar birbirini vuruyor. Halbuki gideceğimiz yer 1 metrekare. Güzel bir hayat sürmek için kredilerle kendilerini lüks içinde yaşatıyor ve sonra borcunu ödeyemediği için yuvasını söndürüyor. Tamamen zevk uğruna. Bunları gördükçe kendime hep aynı soruyu soruyorum. Ben kimi koruyorum? Bunun cevabını yıllar önce buldum. Ben kardeşlerimi koruyorum. Ben seni koruyorum. Senin güzel bir hayatın olsun diye canını korumaya yemin ettim. Bizleri kardeşlik kurtaracak, birbirimize duyduğumuz sevgi kurtaracak. Gözyaşın hiç akmasın. Arş titremesin. Ben ekmeğimi paylaşmayı öğrendim. İnsana yarım somun ekmek ve bir domates ya da bir baş soğan yetiyor bazen, biliyor musun? Sen de paylaş kardeşim. Paylaş ki güzellikler olsun. Paylaş ki şerefimiz olsun. Operasyonda kimsenin düşmesine izin vermeyeceğim, yemin ederim. Kimseyi geride bırakmayacağım. Çocuklar ağlamasın. Anneler üzülmesin. Kimsenin evine ateş düşmesin. Hakkını helal et güzel kardeşim.